Burası Lafkoşa Yeni Cami bölgesi. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip bu ev. Çünkü Türk dünyasının başbuğu Alparslan Türkeş bu evde dünyaya geldi. Olsun Lafkoşa'da başbuğu Alparslan Türkeş'in evine bizi getiren Arif İzmirlioğlu büyüğümüzü büyüğümüze teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun, var olsun. Hizmette sınır yok. İşte Rumların işkence ve Eza Cefa dönemlerinde Eukan'ın her türlü kan akıttığı dönemlerde vatan savunmasına bulunan Arif abiyi buradan hem kendisini tebrik ediyoruz. Geçmiş hizmetlerinden dolayı hizmette sınır yok. Hizmete devam ediyor. Bizi getirdi buraya. Tarihe tanıklık ettik. Abi, daha güzel, sağ olsun, var olsun. Daha güzel bir ortamda göstermek istedik bu güzel ve mübarek binayı ama maalesef işte özel mülkiyet olması hasebiyle pek dokunulamıyor. Bunun buna da bir çözüm inşallah teşkilatımız üretecek. Tabii birkaç sağ defa olsun, teşebbüse, birkaç defa kamerada gördüğünüz gibi birkaç defa teşebbüs edildi. Kalasta falan konu üzerine yapılması için fakat nedense tekrar yarım kaldı. Naim Aydoğdu eski genel başkan yardımcımız, aynı zamanda Azerbaycan gazetesi. Evle ilgili daha önce de bir takım düşünceleri vardı. İnşallah hayata geçirmek için bir fırsat yakalamış olur. Şimdi biz de onun doğduğu eve geldik. Kütüren ellerine laf koşanan selam olsun. Buradan biz de Türk dünyasına selam gönderiyoruz. Hepimizin hep beraber gayemiz yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanarak İslam'a, Müslüman Türk milletine, Müslüman Türk dünyasına hizmet için olmuştur. O günde bu aşkla bu gayede hareket halindeyiz. Cenab-ı Allah'ın rızasından başka bir gayemiz yoktur. O rıza için hareket ettik. O rıza için kol kola verdik. O rıza için şehitler verdik. Şehitlerimizin tabutlarını beraber omuzlarımızla taşıdık.